Türkiye'nin en lezzetli kanalı Oyunlu Mamiler'den herkese selamlar olsun. Bugün sizlerle birlikte Pnuti'yi yani PT'nin bilgisayar versiyonunu deneyeceğiz. Peki bu Hemen bir PT ne ama işte onu anlatman gerekiyor. PT zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Kojima ve Guillermo del Toro'ydu galiba. Guillermo. Guillermo del Toro. Neyse Guillermo o del adam Toro. işte birlikte bir oyun demosu yaptılar. Bu oyun demosu cidden korkunçtu. Çünkü bu Silent Hill'in gelecek oyunu diye bize söylendi. Fakat biliyorsunuz bildiğiniz gibi planlar iptal oldu. Kojima Konami'den ayrıldı falan derken bir sürü şey oldu. PT'yi de PlayStation Store'dan, PSN'den kaldırdılar. Madem kaldırıldı dendi. O yüzden de bilgisayara Unity'nin grafik motorunu kullanarak ufak bir demo yaptılar. Ona bakacağız biz. Bakalım nasıl Sende vardı olmuş. değil mi? Hala duruyor PT. PT bende duruyor tabii ki. Tabii. Sinan başta. Başlayalım mı? Başla. Hadi bakalım. Şu an tek kulaklık çalışıyor. Şimdi ne yapıyorum? Buraya bakıyorum. Bak yalnız Saat geç olmuş. Nerede yatak odası? ışıklandırma biraz şöyle karşılaştırma yapayım arkadaşlar. Işıklandırma biraz fazla olmuş. Normal PT daha karanlık. Fenerimiz de hazır var. Mekan benzetmişler mekanı. Yalnız grafikler aynı diyemeyeceğim. Bakınıyorum. Oh tamam, güzel. İleri doğru. Göz var orada bir tane. Bize göz değdi. Burada tamam lamba. Karşılaştırma videosunu da koyacağım arkadaşlar. Yanlış tuşa basıyormuşum. Evet. Normal, her şey şu an normal gözüküyor. Sesler kötü, ses tasarımı kötü, beğenmedim. Olacak o kadar. Mekan olarak birebir kopyalamışlar diyebiliriz. Ancak Zaten yeniden yapayım. hataları var. Çok sigara içiyorum bu arkadaş. Sigaralar yalnız efsane olmuş. Nasıl sigara? Çok kraker gibi ya. Şey yumuyum. İçememiş galiba. Yerlerde biralar, yerlerde şişeler, içim. şişeler. Tanju Oben geldi aklıma. Okumuyor ki oğlum ne dediği burada ya. Yapalım. Watch out diyor, dikkat et diyor. Kapında böyle bir boşluk var. Diyor, ayağın takılıp düşebilirsin diyor. Öyle mi diyor? Ya öyle demiyor. Tamam neyse geri dönelim. Neyse diyor, tamam sen misin ben miyim diyor da. Neye basacağım kapıyı açmak için? Açamıyorsun bu demoda maalesef. Evet, bana video Şunu da anlatayım arkadaşlar. Sadece mekansal olarak birebir kopyası. Onun dışında oynanabilirlik açısından hiçbir alakası yok. Çok blurlu, çok kötü. Kapıya vuruyor biri şu an. Devam et, diğer kapıyı. Diğer kapı, tamam hadi öyle yapayım. Şu an resmen gözüm tabiri caizse dikildi yani. Bunu çok abartmışlar harbiden. Çok blok. Yani vertigo ya tutulmuş gibi hissettim şu an kendimi. Kırılmalar çok fazla var. Yok yani ben anlamadım. Ama bayağı var ya. Çok var. Yani ben bunu bir saat, bir yarım saat fazladan fazla... Ha. Müzik artmaya başladı. Tamam böcekleri garip oldu şu an. Hop yok oldu. Tamamen ortaokul kitabı olmuş gibi hissettim şu an kendimi. Görüntüde kaymalar var, yazıları okuyamıyorum. Güzel titriyor. Şimdi geldim buraya. Ayıp oldu. Sen oynadın biliyorsun. Ben biliyorum. Ben bunu da oynadım. Ama Pünit'i şey de mi kadar, oynadın sen? Evet, şey kadar etkili değil ya. Tabii ki olmayacak zaten de. Tamam ben bir şey, yanlış bir şey yapıyorum ama. Oo. Doğru mu yapıyorum? Ya devam et. Kararınca daha kötü olacağını Evet, lambayı değiştirmem gerekiyor o zaman. Devam et. Oo, hiç kapıyı da açamıyor. Ne beceriksiz lan bu şey. Saatimiz her zaman bozuluyor orada. Saat bozulmuş. Pil lazım. Bu adam çok sarıcı. Evi dağılmış. Kapı da söndü. Oo. Aman tanrım. Korkunçlu bir kadın çıktı galiba karşımıza. Hemen daldık. Bir bakaydık keşke teyzeye. Bakamazdık ya mı? Büyük ihtimal. Ya yaklaşınca yok oluyor. Onlar da karşısında durursam. Ha. Ya ben baktım ama onun da çok tasarım iyi değil açıkçası. Yani kapıyı... Ya kapılar arasında da bakmıyor. Bu nedir ya? Şu an var ya...
Ne oldu, öldük mü şimdi biz? Ya oğlum bitti. Bu kadar. Bu yani. Bu mu? Bu. Çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Zaten... Ben hani aynı şeydeki PlayStation'daki gibi oradan oraya koşturacağız falan sanıyordum. Demo bu. Diyor ki adam sana, bana bağış yapacaksın diyor. Ben de oyunu yapacağım sana diyor. Ya kusura bakma da yani hani böyle biraz daha uzun olsaydı dur dönemiyoruz değil mi? Öldü direkt adam. Gitti. Dalyan gibi adam gitti. Şu an moralim bozuldu. Bari tuvalete falan da girseydik, ona da giremedik. Dalyan gibi adam gitti genç. Salonda gezdik ya. Çok üzüldüm. Vallahi oyun bu arkadaşlar. Çöp. Ben size... 1 dolar vermem açıkçası. Çok kısa olmuş. Karşılaştırmasını da koyacağım. PlayStation versiyonuyla bunu versen. Aradaki farkları görürsünüz zaten. Yani bağımsız birisi için aslında başarılı diyebiliriz. Zaten bunun şey de yapılmıştı. Unreal Engine 4 ile yapmışlardı sanırsam mekanı falan tasarımı. Videosu vardı yanlış hatırlamıyorsam. YouTube'da falan bulabilirsiniz. O görsel olarak biraz daha iyi tabii ki. Hatta daha iyi diyebilirim yani. Ama onunla da şöyle bir şey var. Oynayamıyorsunuz onu tabii ki. Bu da haşır uşur ya. Kemikli kemikli et gibi öyle kıtır kıtır yiyor herifi. Dediğim gibi işte bu oynanabilir versiyonu. Diğerleri yapıldı ancak daha iyi grafiklisi. Onlar oynanamıyor. Bence biraz daha fazla olmalıydı. Hani bağış yapmasını istiyorsa insanların biraz daha bir şeyler vermesi lazımdı. Ki bu bence hiç yeterli değil. Umarım devamını getirir. Yani bakalım. Abi 70 MB mı bilgisayardaki boşuna... Evet, boyutu da çok düşük. 60 MB gibi bir boyutu var. Çok rahat indirebiliyorsunuz. Herkes deneyebilir. Ya ama aynı deneyimi yaşatmıyor size. Öyle söyleyeyim. Tamam mı? Bu kadar mıdır? Bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Açalım mesajı. Retrieved the rifle and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. When his 10-year-old son came to investigate the commotion, the father shot him too. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point-blank range. The mother, who was shot in the stomach, was pregnant at the time. Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the same state last month, and in December last year, a man used a rifle and meat cleaver to murder his entire family. In each case, the perpetrators were fathers. State police say this string of domestic homicides appears unrelated, though it could be part of a larger Trump care and other social issues facing